Merhaba, ben İker Akantar, Teknoloji Odasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere CATA ya da KATA artık nasıl okuyorsanız markasının akıllı prizini inceleyeceğim. Peki niçin akıllı prize ihtiyaç duyabiliriz? Gelişen teknolojiyle birlikte önce evlere bilgisayarlar girmeye başladı. Ondan sonra bu gelişmeyi cep telefonları takip etti ve cep telefonlarımız akıllandı. Artık günümüzde neredeyse her yerde akıllı sistemlerden faydalanıyoruz. Trafik ışıklarında bile yoğunluğa göre kırmızı yeşile dönen sistemler kullanılıyor. Yani artık evlerimizde de bundan faydalanabiliriz. Hatta aslında bir süredir uzun yani birkaç yıldır belki 5 yıldır bu şekilde faydalanan insanlar var. Ben de 2 yıldır yoğun bir şekilde evimi nasıl akıllandırabilirim? Bunu araştırıyordum ama bir türlü hem zaman hem de oraya ayıracak bir bütçe bulup bir türlü bu işe giremiyordum. Dedim artık uygun fiyatlı bir şey buldum. Bu dedim giriş olsun benim için. Bununla başlayayım. Bundan sonra devam edelim. Şimdi Kata markasının CT4010 modeli akıllı prizi. Mantık çok basit. Bunu prize takıyorsunuz ya da elektrik olan bir uzatmaya takıyorsunuz. Bunun üzerine taktığınız cihazın elektriğini kapatıp açabiliyorsunuz uzaktan. Tabi sessiz düğmesinden de açılır. Şöyle göstereyim. Bu siz bu sponsorlu bir videomu Değil. Benim hiç sponsorum yok. Ben her şeye ihtiyacım olduğu zaman kendim oluyorum. o yüzden sponsorlu bir video değil. Peşinen söyleyeyim. bu kadar çok almamın nedeni de toplam iki tane eve bölüştürülecek bunlar. O yüzden biraz fazla aldım yedeği ile birlikte. Şimdi önce size kutusunu göstereyim. Bu Wi-Fi destekli akıllı priz 16 amper. 16 amper ne demek? Şimdi Türkiye'de elektrik voltajı şehir şebekesine 220 volttur. 220 çarpı 16 yanılmıyorsam 3580 watt değerine geliyor. Yani 3,5 kW'a kadar akım kaldırıyor. Ben o kadar yüksek akım kullanacak mıyım? Ben tahminen 2 kW'a kadar kullanacağım bunu. En yüksek akım olacak şey bu. Bu şekilde tek bir priz tarafında kata yazıyor. Diğer tarafı boş. Bir tarafında düğme var. Diğer tarafı da boş. Şimdi Öncelikle eksi yönlerini söyleyeyim size. Şimdi bazı prizler var. Mesela şu kenardan görülebiliyor mu bilmiyorum. Ee, duvar prizleri var. İkili priz. Bu aletlerin kenarları geniş olduğu için iki tanesini yan yana takamıyorsunuz. Ya da bunu bir tane sini taktınız o ikili prize yanına kafası biraz büyük bir fiş takmaya çalıştığınız zaman şurası engel oluyor. Maalesef takamıyorsunuz. Bu birinci eksisi. eksi olarak görür müsünüz? Bilemem. Bence bir eksi. Benim evimdeki priz, duvar prizlerim %90'ı ikilidir çünkü. Ee, içine etti. Kullanamıyorum. Gelelim diğer eksisine. Ee, piyasada bunun birçok rakibi var. Birçok farklı ürün var. Ee, çoğunda elektrik sarfiyatını da görebiliyorsunuz. Bunu da elektrik sarfiyatı göremiyorsunuz maalesef sadece elektriği açacak kapıyor. O an ne kadar akım çektiği, işte bir ay boyunca, bir hafta boyunca bellediği çalıştığı süre boyunca ne kadar akım çektiği, toplam ne kadar elektrik harcadığı, ya yani bağlı cihazın tabii ki. Bunları maalesef göstermiyor. Bu aç kapa. Bu iki tane dezavantajı var. Eğer ihtiyacınız bu tür bir şeyse bu ürünü almanıza gerek yok. Peki gelelim artılarına. 1. Alexa ve Google Home ile eşleştirdiğiniz zaman sesle kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ee, hem Bluetooth hem Wi-Fi üzerinden çalışıyor. Telefonunuza bir kere eşledikten sonra uygun uygulamasını kuruyorsunuz tabi ondan sonra bitiyor. Şimdi kutusunun üzerinde istiyorsanız şurada gördüğünüz kare kodlardan ya da App Store ve Android için şurada iki tane uygulama var bakın. Bir tanesi Smart Life, diğeri Tuya Smart. İki programı da kurdum. İkisine de baktım. Tek farkı uygulamaların ikon renkleri. Uygulamalar birebir aynı. O yüzden acaba hangisini kursam? Hangisi daha iyi diye düşünmenize gerek yok. Rengini mavi mi turuncu mu? Beğendiğinizi kurun. Aynı Matrix gibi. Kırmızı yapma, mavi yapma. Turuncu uygulamamı, mavi uygulamamı. Seçin. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Tek fark o. Şimdi gelin bunu öncesine çalıştırayım. Şimdi bunu prize takıyoruz. Bu benim prizim. Şu anda açık mı değil mi bilmiyorum. Bakacağız. Şu anda taktım. Mavi bu ışık yanarsa şu anda yanıyor. Bunu ben uzatma olarak kullanıyordum. Şimdi bunun üzerine bir tane priz takacağım ben. Bu arada yanıp yanıp sönüyor. İlk kurulumunu da göstereceğim. Şimdi ben bunun üstüne bir tane priz taktım. Şurada bir tane ışığım var. Şöyle size göstermeye çalışayım. Şimdi bunu hiçbir uygulamaya kurmadan da kullanabiliyorsunuz. Üzerindeki düğmeye bir kere basıyorum. Bakın yandı. Kapandı. Yandı. Kapandı. Şimdi bunun bir de uygulaması var. Ben uygulamayı telefonunuza kurduğunuzu varsayıyorum. Tuya Smart uygulamasını açıyorum. İlk açtığınız zaman mail adresinizi girmenizi isteyecek. Mail adresi giriyorsunuz. Mail adresinize bir tane e, kod gelecek. O kodu girdikten sonra şifre oluşturuyorsunuz, iş bitiyor. Hatta bakın şu anda ekran ne diyor? Kata CT1040 akıllı priz. Çünkü searching modunda ekle diyorum. Kendi ekleyecek. Ben düğmesine de basınız. Eğer görmezseniz şuna 3 saniye basılı duruyor tutuyorsunuz. Ondan sonra görüyor. Şimdi buradan Wi-Fi'yi değiştirelim. Wi-Fi 5 desteği var mı bilmiyorum. E, ben çekim alanı yüksek olsun. da hızı önemli değil çünkü. Çekim alanının fazla olması lazım. O yüzden 2.4G ile bağlanacağım. Buradan teknoloji odasını seçtim. Şifremi de yazdım. İleri diyorum. Bakın. Ekleniyor diyor. Bekliyoruz. İşlem de kısa sürüyor. E, çekim kapasitesi fena değil. Gerçi benim evdeki network'ün çekim alanı bayağı kuvvetli. E, o yüzden evin her yerinde çekiyor. Onu açıkça söyleyeyim size. E, siz de modeminize eğer sinyal sorunu yaşıyorsanız ara repeater falan koyabilirsiniz. Bu arada ben size bu anlatırken kurdu, ekledi. Tamamlandı diyorum. Bakın. Şu anda off yazıyor değil mi? Aç. Kapa. Aç. Kapa. Şöyle yapalım. Adını değiştirelim. Adını abone ol yazalım. Bu arada abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz abone olun bakın aşağıda hemen abone oluyorsunuz. Bir de bildirimleri açıyorsunuz. Her şey gelecek. Tamam. Bunu oluşturdum. Şimdi Google Asistan'a tıklıyorum. Ben zaten her şey tamam diyor. Google Asistan'lık bağlamışım. Ha. Ee, Alexa ve Google Asistan e eşleştirecekseniz Google Asistan'a e tıkladıktan sonra size mail adresinize e, Tuya uygulamasına izin vermenizi istiyor. Eşliyorsunuz, izin veriyorsunuz, iş bitiyor. Eşlediğiniz zaman telefonla sesle kumanda edebiliyorsunuz. Timer'a giriyorum. Bakın bu timer kısmı çok güzel. Saat verebiliyorum. Şu saatte açıl, şu saatte kapan. Mesela haftanın 7 günü. Akşam PM saat 19.48'de açılsın. 49'da da kapansın. Kaydet diyorum. Tamam. Bir dakika sonra açılacak. Bir dakika sonra da kapanacak. İstiyorsanız buradan farklı şeyler kurabilirsiniz. Random çalışma süresi kurabilirsiniz. İşte şu kadar dakika sonra kendi kapansın diyebilirsiniz. Saat kurabilirsiniz, ıvır zıvır. Bir sürü özelliği var. Peki, bizim neden böyle bir prize ihtiyacımız olabilir? Amacımız sadece ışıkları açmak, kapatmak mı? Değil. Örnek veriyorum. Bilgisayarınız var. Aktif olarak sürekli kullanıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bilgisayarınızı bu prize bağladınız ve ayarlarından da elektrik geldiği zaman otomatik olarak açılmasını seçtiniz. Evinizde değilken bile bilgisayarı uzaktan kapatıp açabiliyorsunuz telefonunuzdaki tek dokunuşla. Ya da televizyon izliyorsunuz, televizyona bağladınız. Televizyonu belli bir süre sonra kapatabiliyorsunuz. Her defasında kalkıp işte duvardan priz fişi çıkarmak ki bu aslında çok tehlikelidir çünkü duvardaki prize sürekli yük uyguladığınız için zarar verebilirsiniz. Yerinden çıkabilir, elektriğe çarpılabilirsiniz. Ya da anahtarlı bir çoklayıcı priz aldığınız sürekli düğmesine basıp duruyorsunuz. Eğiliyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Telefonunuza ya da akıllı sisteme konuştuğunuz zaman çat diye çalışıp kapatabilir ve açabilirsiniz. Evinizin elektrik sarfiyatını minimumu indirebilirsiniz ya da evinizin ışıklandırma sistemini buna bağlarsınız. Bunu ben merak ediyorum. E, home asistan uygulamasına ekleyebiliyor muyuz? Eğer Home Asistant'a ekleyebiliyorsak bunu gerçekten harika olacak. Ona da bakacağım. E, önce bir Raspberry Pi'ye Home Asistant kurmam lazım. Eğer olabiliyorsa mesela güneşin batış saatine bunu ayarladığınızda gece karanlıkta da eve gelse de güneşin batış saatinde otomatik olarak ışıkları açar ya da otomatik motorlu panjurlarınız var. Buna takarsınız. Güneşin doğduğu saatte açıldığı için panjurlarınızı açar. Ondan sonra tekrar kendini kapatır. Güneşin batış saatine göre de tekrar panjurları otomatik olarak kapatır. Eğer panjurlarınız elektrik verildiği zaman aç kapa yapabiliyorsa bu şekilde ayarlanıyorsa. Çünkü akıllı evlerin bu tür böyle çok fazla özellikleri var. Bunu sadece priz olarak düşünmeyin. Ona uygun bir röle ve devre kuruyorsunuz. Tak tak diye aç kapa diye emir verebiliyorsunuz uzaktan komanda kullanmadan. Yani bu akıllı evlere giriş çok basit bir şey bu. İnternetten araştırırsanız çok güzel içerikler üreten kanallar var. Hem yerli hem yabancı. Yani insan izlediği zaman gerçekten ya biz bomboş evde yaşıyoruz diyorsunuz. Her şey otomatik, her şey sese duyarlı, her şey sizin hareketinize duyarlı. Zamanı otomatik olarak duyarlı şekilde çalışıyor. Bunlar giriş kısmı. Ben bunu evin birçok yerine kullanacağım. Mesela şimdi stüdyomda benim birçok fazla cihaz var. Ve ben hangi cihazı kullanacaksam o cihazın bağlı olduğu çoklayıcı prizin düğmesine eğilip basıyorum. Tamam eyvallah hareket de etmemizi sağlıyor tabii ki bu. Ama o düğmeler zamanla aşınıyor dediğim gibi. Ben elektriğin kaynağının olduğu yere parmağımı götürüyorum. Uyku olabilirim, yorgun olabilirim, yanlış bir şey yapabilirim. Yani zarar da görebilirim. Bununla o zarar da minimum indiriyorum. Ya da evde yok. Çat der kapatırım. Unuttum iş yerine gittim. Evde değilim. Tatile çıktım. Ya bunlar acaba onların fişlerini kapattım mı kapatmadım mı derdi yok. Kapatın gitsin. Ocağa bağlayın. Fırına bağlayın. Ama dediğim gibi bunları mutlaka e, 3500 watt desteği var. 3500 watt'a kadar alan cihazlarınıza bağlarsanız Evde olmadığınız zamanda ya ben kapattım mı kapatmadım mı diye bir düşünceniz olmaz. Uzaktan çat der kapatırsınız içiniz rahat eder. Yani akıllı prizler aslında çok faydalı çok güzel eğer kullanacak bir imkanınız varsa ortamınız varsa. Ben bunun kaça aldım? 110 lira civarına aldım tanesini yani uygun bir fiyata aldım hatta 120 mi aldım 110 mi aldım o civarlarda bir şey aldım. Elektriği ölçen çektiği akımı harcadığı watt değerini ölçenler 200 liranın üzerinde. Şimdi onu düşünürseniz benim elimde bir tane aletim var zaten. Ben hangi cihazımın ne kadar elektrik çektiğini biliyorum. Bunu kendim hesaplayabilirim. Ama sizin ihtiyacınız bunu bu şekilde ama istatistik tutmaksa o zaman kesenin ağzını biraz daha açmanız lazım. Benim öyle bir şey ihtiyacım olmadığı için ben ucuza aldım. İki tane evin birçok prizini de bununla çözmüş olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza da abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.